Sen ruj sürünce bütün köy deliriyor. Köyümüzün en güzeli sensin. Hele o belin yok mu? Ondan ince bir şeyi kimse görmemiştir. Hiç kimse, hiç kimse görmemiştir. Harikasın bahçıvan, bugün keyfin yerinde. Baksana, o çiçeği bana verir misin lütfen? O çok özel biri için, anlarsın ya. Ver hadi. Önce elini temizle, çamurlu ellerine çiçeği kirletme. Olur. Harikasın. Ne? Baba, bahçıvan sen misin? Aynen öyle giymişsin. Baba, biz artık zengin değil miyiz? Öyle bir şey değil. Çiçeğin? Biz artık zengin değil miyiz? Değiliz canım. Saygısız bahçıvan. Ama babam, 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 babam o. Baba? Ne? Git! Bu da ne böyle? Baksana, ben daha içmeden kendimden geçtim. Bu bahçıvanı babama çok benzettim. Yoksa tam tersi miydi acaba? Sen de çok garipsin. Hiç durmadan içiyorsun. Anne, sana bir şey sormak istiyorum. Sabahtan beri babamı iki farklı formda görüyorum. Biri bahçıvan, diğeri ise... Baba, nedir bu böyle? Bize bir sürpriz mi yapmak istiyorsun? Yoksa kıyafet balosuna mı gidiyorsun? Söyle. Balo çoktan bitti deli. Ne? Annem beni bu halimle seçmişti. Ona aynen bu kıyafetle evlenme teklif etti. Umarım bu bahçıvan kendi gerçeklerinden bahsederken benimle ilgili gerçeği Şivanya'nın da anlatmaz. Oo, ne tatlı. Anne, doğru mu bu? Baba? Evet canım. Baban doğru söylüyor. Size babanızın ne kadar çalışkan olduğunu söylemedim mi? Çalışarak neler ettiğini görüyorsunuz. Öyle değil mi? Ama şimdi de... Aman, boş ver artık eski olayları. O nasıl olacak peki? Nasıl bırakayım? İnsanların statülerini unutmaması gerektiğini söyleyen sen... Geçmişlerini her zaman hatırlamaları gerekir demiştin. Bunları sen söylemedin mi? Sen artık gitmelisin. Anki senin katılman gereken önemli bir toplantın yok muydu? Unuttun mu? Evet, hazırlansam iyi olur galiba. Bahçıvanlık dışında başka becerilerim olduğunu bana hatırlatmakla çok iyi ettin. Değil mi? Baba. Köyümüzün en güzelisin. Hele annemle babam çok tatlılar değil mi? Mutlu aile. Muhteşem. Bahçıvan ha? Hiç bilmiyordum. Sus. Ankuş Reyhancan'ın nesi var? Neden bu kadar garip davranıyor? Sen neden böyle yarım yamalak sarınıp çıkıyorsun? Peki sen neden tam giyinmiş karşımda duruyor musun? Beni böyle görmek için. Tamam, ben gideyim. Ne yapıyorsun? Sana bir şey soracağım. Sor. İyi uyudun? Uyumadım. Neden? Kabus mu gördün yoksa? Kabus gören sendin. Birini kovalamakla ilgili bir şeyler söyledin. Rüyanda ne görüyordun ki? Şu an ya, kendimi yine kral gibi giyinmiş olarak gördüm. Kral bendim. Birisiyle savaşıyordum. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Çok garipti. Giyinsem iyi olacak. Bunu nasıl söylerim bilmiyorum Retin. Ama rüyanda gördüğün kral olan adam sen değilsin, baban. Kim bilir şimdi nerelerde.
Havan olmadan turşuyu nasıl ezersin? Havan olmadan turşuyu nasıl ezersin? Nasıl yapacaksın? Havan olmadan turşuyu nasıl ezersin? Nasıl ezeceksin? Ben şimdi nasıl olacağını söylerim sana. Dalga mı geçiyorsun? Ha? Daha önce çocukların önüne böyle çıkmış mıydın? Neden hala üstünü değiştirmedin? Anlatayım o zaman. Sen bana sınırlarım içinde kalmamı söylemedin mi? Her yere bahçıvan posterlerini astedin. Ben de daha fazla uzatmadan bahçıvan olmaya karar verdim. Söylediklerini hatırlayınca aklıma eski durumum geldi. Ne istiyorsun? Bunları neden yapıyorsun? Tam isabet. Neden yaptığımı anlatayım. Prenses seni 5. kişi yapanın ben olduğumu hatırlıyorsun sanırım. Yılan kristali için çıldırıyordun. Ve dördümüz sana yardım ettik. Ben sadece sen olmasan başaramazdım demeni istiyorum. Ben seni her durumda destekledim. O yüzden beni aşağılamaktan vazgeç. Birbirimize saygılı davranalım. Bana saygı göster ve karşılığında saygı gör. Bu kadar basit. Bir bahçıvan olarak ancak beraber başarabiliriz diyorum. Anladın mı? Tek elle de parmaklarını şaklatabilirsin ama havan olmadan turşuyu nasıl ezersin? Bu bahçıvan boyundan büyük laflar ederek konuşuyor. Eğer bu böyle devam ederse planım tehlikeye girer. Seninle ilgili bir şeyler yapmam gerek bahçıvan. Hem de hemen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.